Herkese merhaba. Konumuz LPG'nin turboya etkisi nedir? LPG sistemi turboya zarar verir mi? Montajını tamamlamış olduğumuz aracımız Volkswagen Tiguan 1.4 TSI motor. Efsane ürün Prince VSA 2 DI montajı turbo bir araca yapıldı ve şimdi aracın hem yol kontrollerini, testlerini yaparken size konuyu açıklamaya çalışacağım. Turbo bir aracı LPG sistemi olur mu? Olur. Hem de daha güzel olur, daha da verimli olur. Çünkü yüksek sıkıştırma oranı sayesinde LPG ile yanma verimi artar. Daha güzel bir yanma oluşur. Dolayısıyla LPG'li ve turbo bir araçta aslında torku ve beygiri daha yüksek hissedersiniz. Daha güçlü bir araba hissedersiniz, elde edersiniz. Arkadaşlar, LPG ve benzin yakıtlarını yanma ve yanma sonrasında elde edilenler açısından incelediğimizde elde ettiğimiz en önemli fark, en dikkat çekici fark ve bizi ilgilendiren fark sıcaklık farkıdır. LPG'li bir araç yanma sonucunda egzoz gazı sıcaklığı 900 ile 1000 santigrat derece ortalama değerlere ulaşır. LPG'li bir araçta ise bunun 20 santigrat derece üstü elde edilir ki bu çok az bir fark ve kabul edilebilir standartlar içerisinde olan bir farktır. Arkadaşlar, egzoz gazının muhatap olduğu parçalardan bir tanesi de aracın turbosudur. Bildiğiniz gibi turbo hareketini egzoz gazından alır. Dolayısıyla egzoz gazıyla muhatap olur. Egzoz gazının sıcaklığı burada bizim için çok hayati bir unsurdur. Egzoz gazının sıcaklığı belirli bir standardın üzerine çıkarsa turbonun parçaları, pervanesi ve onunla bağlantılı olan kompresör ve gövdesi, salyangoz dediğimiz parça artık tehlike altındadır. Egzoz gazı çıkış sıcaklığında oluşan belirgin farklar, belirgin yükselmeler turbonun parçalarını etkiler. Özellikle gövde bölümü, yani salyangoz dediğimiz bölüm, bu ısı yükselmesinden dolayı çatladığı ve bu noktada turbonun arızalandığı görülebilir. Dolayısıyla egzoz gazı sıcaklığının artmaması ve belirlenen limitler içerisinde kalması LPG'li araçta hayati önem kazanır. Peki egzoz gazı sıcaklığını ne arttırır? LPG ayarlarının doğru yapılmaması arttırır. Özellikle aracın ayarlarının fakirde kalması egzoz gazı çıkış sıcaklığını arttırır. Burada hemen fiziksel bir kural devreye girer. Yanma sonucunda elde edilen güç azalırsa bununla birlikte yine elde edilen sıcaklık artar. İşte bu kuraldan dolayı diyoruz ki aracın LPG'li performansı çok önemlidir. Sebebi ne olursa olsun, ayarları da olsa, yanlış seçilen ürün de olsa veya hatalı montaj da olsa aracın performansının benzin gibi olması bu noktada çok önem taşır. Benim bu noktada LPG'li araç sahiplerine en önemli uyarım nedir? Aracınızın performansı benzin gibi değilse bu sorunu giderinceye kadar aracı LPG ile kullanmayın, benzinle kullanın. Aracın performansı benzin gibi olsun, çekişi gidişi benzin gibi olduktan sonra LPG ile kullanıma devam edelim. Turbo açısından ikinci önemli konumuz turbodan dolayı arızalanmasının yanması, turbo basınç hatası ya da turbo charger performans hatası olarak ekranda arıza kodunun görülmesi. Bu arıza kodu görüldüğünde sanki turbo arızalıymış gibi ya da turbodan dolayı bir arıza varmış gibi görünse de konunun asıl sebebi LPG sistemi ve LPG sisteminin ayarları olduğunu bilin. Peki bu hata kodunu niçin veriyor? Turbo arızasını niçin veriyor? Aracın LPG ayarları fakirde ya da zenginde kalması sonucunda, ikisi de olabiliyor. Aracın gücü düşerse, performansı düşerse ne yapıyor? Egzoz gazı çıkış basıncı düşüyor. Egzoz gazı çıkış basıncı düştüğü için de turboyu yeterli basınçta ve yeterli devirde döndüremiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu bize ekranda arıza kodu olarak veriyor. Bunun sebebi LPG ayarları. Bununla birlikte yine doğru yapılmamış LPG montajı ve aracı uygun seçilmemiş LPG sistemi olabiliyor. Aracımız turbolu ise ve aracımızda bu hata kodu vermişse, yani turbo basınç hatası kodu vermiş ise, önce şüphelenmemiz gereken ve bakılması gereken yer LPG sistemidir. Bu noktada LPG servislerinin yapması gereken şey
LPG ayarlarının düzenlemesi, özellikle yolda AFR sensörüyle yapılan AFR ayarı, dikkatli bir şekilde yapılan yol ayarı çözüm olacaktır. Arkadaşlar, konuyu toparlayacak olursak turbolu ve LPG'li bir araçta iki tane önemli konumuz var. Bunlardan bir tanesi ısı artışı sonucunda turboda çatlamalar ve deformasyonlar görülmesi, önemli konulardan bir tanesi. Bir diğeri de turbolu bir araçta yeterli basınçta turboyu döndüremediği için arıza kodu oluşması. Yine bunun da sebebi ve ilk bakılması gereken yer LPG sistemi. Turbolu ve LPG'li bir araçta da hep söylediğim prensip geçerli. Araca uygun ürün seçilmesi birinci faktör. Doğru montaj, projeye uygun montaj yapılması ikinci faktör. Ve en önemlisi aracın LPG ayarlarının yolda AFR sensörü ile dikkatli bir şekilde yapılması sorunsuz bir LPG kullanılmak için en önemli şartlar olarak tekrarladığımız ve önemsediğimiz konular. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese iyi günler, herkese kazançlı sürüşler.